Neriman. Ah, ben de sizi kahvaltıya çağıracaktım. Hani ablam yok ki, aç kalmayın diye bir gelin diyecekti. Niye aç kalalım abla? Ben şimdi nefis bir omlet yapıyorum peynirle. Sen de kahvaltı eder misin benimle? Oo, sen omlet yapıyorsun tek başına. Aa, ne var? Ben yani atomu parçalamıyorum sonuçta. Alt tarafı bir omlet. Kuşunun mamasını verir misin gelmişken? Bak burada, kabı da orada. Allah Allah. Kurşunu bile mutfağa almış demek. Allah Allah. Vay be. Nereden nereye geldik ha? Yeter. Bak hemen geldi. Hemen geldi. Nasıl yiyor? Abla. Bu sabah uyandığımda ilk kez ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Oh be dedim. Yani hayat meğerse böyle bir şeymiş. Kendi evinde istediğin zaman istediğin odaya girebilmek. Ne bileyim, istediğin zaman banyo yapabilmek. Sonra pencereyi izin almadan açabilmek. Çamaşır suyu olmadan nefes alabilmek. Şöyle oh kokuyu içine çekebilmek. Biliyor musun? Ben artık hiç astım krizi geçirmiyorum. Çok şükür. Çok şükür. Ama tabii keşke babam da bugünleri görebilseydi. Yani gördü ama Neriman. Evinde köpek bile besleyebildi sonunda. Yani. Ama böyle bizimle hayatın keyfini daha çok sürebilseydi keşke. Ne bileyim. Mesela beni başka bir ülkeye giderken yolcu edebilseydi. Keşke. Ma, neyse zaten daha okulunu bitireceksin. Çok var ona. Dur. Ayağıma şey yapma kız. Kim? Ha mı geldi? Yok Ege'dir, onu ben kahvaltıya çağırmıştım. Ne? Bana bak. Sen çok oldun ha. O sen vallahi coştun. Coştukça coştun. Ablamı şu kadar tanıyorsam asla izin vermez Neriman. Ya sana zahmet kapıyı açar mısın? Laflara bak. Hayret bir şey ya. Ya ama şimdi ben omlet yapıyorum ya, uyanmasın diye. Bak daha pişmedi, pişmek üzere. Abi böyle bir şey görmedim ya. Şuraya bak. Merhaba Gülben abla. Merhaba. Şey Neriman içeride herhalde. İçeride, içeride. Yürek yemiş, doymamış. Yanına bir de omlet yapıyor. Nasıl? Geç içeri, gir. Gir, gir, gir. Ay iyi ki ben buradayım. Tabii skandala imza atılmayacak yani. Hadi ablamı geçtim. Geçiyorum ablamı. Hangi ortada olacak? Geldi diyelim. Baş başasınız evde. Ne olacak? Ben de diyorum ama dinlemiyor işte. Hayır bu bir şey değil. Daha ne hayalleri var Neriman'ın bir bilsen. Ne? Ne hayalleri var? Söyle. Söyle. Şimdi söyle çabuk. Şimdi söylemeyeyim. Neymiş? Tamamdır. Çabuk. Hadi bakalım salona. Sana da servis atıyorum abla. İyi aç. Tabii aç. Yiyin bari yeriniz için mecburen. Versen düşürürsün yerine bir şey olur. Aa. Mecbur yiyeceğim. Düşürmez mi aslında da? Ya Neriman ya rahatsız olduysa ablan şimdi ben gideyim başka zaman gelirim. Hayır hiç öyle bir şey yok. Burası benim evim sen de benim misafirimsin. Hadi hadi bakalım.